Tevbe ve istiğfar namazı kılmanın önemi Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bizlere emir ve vasiyetlerinden biri kusur ve kabahatler yaptıkça tevbe ve istiğfar namazı kılmamız hakkındadır. Şayet bu kabahat ve kusurlar günde yetmiş kez veya daha fazla tekrarlanırsa yine o nispette namaz kılmalıyız. Zira namazdan önce abdest almak şart olduğu gibi günahlardan sıyrılmakta, bütün taatlardan önde gelir. Ben bu namazı iki sene müddetince devamlı kılmıştım. İşlemiş olduğum kusur ve kabahatleri bir deftere yazdım. Kabahatlerimin çoğaldığını görünce ve her kabahat için tevbe namazı kılmaya gücüm yetmeyince bu namazları kılamaz oldum. Genç yaşta ölenler ne mutludurlar. Ömrü uzun olup genç yaşta ölmeyen günahkarlar ne kadar bedbahtırlar. Hak Teala şöyle buyurur. Allahu Teala çok tevbe edenleri ve çok temizlenenleri sever. Bakara Suresi 222. ayet. Şu bir gerçektir ki tevbenin çeşitli yeri ve makamları vardır. Bu makam kişi ölünceye kadar bir dost gibi onunla birliktedir. Bu yüzden Hak Teala kitabında ey müminler hepiniz Allah'a tevbe edin ki umduklarınıza ermiş olasınız buyurmaktadır. Cennete girecek makam ve derecede amel etmiş iman sahibi hiçbir kul yoktur ki, Hak Teala'nın adı olan Tevvap sıfatı kalkıncaya kadar, yani kıyamet gününde cennete girecek duruma gelinceye kadar tevbeden müstani olsun. Bir hadisi i şerif şöyledir. Kişi bir kabahat işleyince güzelce abdest alır kimsenin bulunmadığı veya kimsenin görmeyeceği karanlık bir köşeye çekilerek iki rekat namaz kılar. İşlemiş olduğu suçtan istiğfarda bulunursa, Hak Teala bunu kabul ederek o kişinin suçunu affeder. Beyhaki, Hak Subhanehu ve Teala daha iyisini bilir. İmam Şarani, Büyük Ahitler, Sayfa 144-147, 20 Şubat Mevlana Takvimi